Merhaba sevgili izleyiciler, Franchise programına hoş geldiniz. Bugün mağazacılık sektörünü ele alacağız ve yanımızda YKM'nin satış koordinatörü Emrah İnel var. Hoş geldiniz Emrah Bey. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün YKM mağazalarını tanıtacağız. Franchising şartlarını konuşacağız. İsterseniz ilk önce YKM'nin kuruluşundan biraz bahsedelim. Franchising vermeye nasıl başladınız bunlardan bahsedelim. Daha sonra franchising şartlarınızı ele alırız. YKM 1950 yılında kurulmuş bir şirket. Gerçekten bu yıl o anlamda çok gururluyuz. Şirketimizin 60. yılını kutluyoruz. 1950 yılında Sultanahmet'te bir kumaş mağazasıyla başlamış hayatına. Ve gelinen noktada Türkiye perakende sektöründe önemli lider kuruluşlardan bir tanesi YKM. Biz ağırlıklı olarak perakende sektörünün hazır giyim tarafında bu çok katlı mağazacılık bölümünde faaliyet gösteriyoruz. Yabancıların department store dediği çok katlı mağazacılık olarak YKM faaliyet gösteriyor. Ve dediğim gibi bu yıl 60. yılımızı kutluyoruz. Ve geldiğimiz noktada YKM şu anda Türkiye'de 30 ayrı şehirde 60 mağazayla, 60. yılında 60 mağazayı faaliyetteyiz. Son derece keyifliyiz bu anlamda. Geçen yıl ilk kez yurt dışında bir mağazamızı faaliyete geçirdik. Kuzey Irak'ta Erbil'de bir mağaza daha devreye girdi. Dolayısıyla toplamda 31 ayrı şehirde 60 mağazayla 2011 yılına giriş yapmış durumdayız. Baktığınız zaman YKM gelinen süreçte yani perakende sektöründe hep bir ilkleri gerçekleştirmiş. Evet. İlk mağaza kartını oluşturmuş Türkiye'de. Onun dışında baktığınız zaman ilk taksitli uygulamaları Türkiye'de perakende sektöründe uygulayan firma. Teknolojik gelişimi anlamında yılların getirdiği değişim ve dönüşümü çok hızlı yansıtmış ve geldiğimiz noktada gerçekten konseptiyle, dekorasyonuyla, mağaza uygulamalarıyla gelişen dünyaya, perakende sektörünün değişimi ve gelişime de ayak uydurmuş bir şirket olarak kabul edilebilir. Evet. Bizim şu anda kullandığımız önemli yapımız, mesela mağaza kartımız son derece önemli. YKM kart önemli bir sadakat programı ve Türkiye genelinde toplamda 2,5 milyon müşteriye ulaşmış durumda. 2,5 milyon karta ulaşmış durumdayız. Çok başarılı bir evet, bu kart son derece önemli bir sadakat programı. Bu kartı kullanarak müşterilerimiz son derece büyük avantajlardan, birçok imkandan faydalanabiliyor durumdalar. Baktığınız zaman YKM'yi yıllık bazda en az 40 milyon müşterimiz ziyaret eder. Evet. Toplamda baktığınız zaman. Bu da son derece önemli bir rakamdır. Yaklaşık aylık bazda 3,5 milyon üzerinde ziyaretçi YKM mağazasına gelir, görür ve bizlerden alışveriş ederler. Onun dışında baktığınız zaman geldiğimiz durum itibariyle YKM mesela biz üniversite gençliğine de okuyan gençliğe de son derece önem veriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda üniversite gençliği için kampüs kart adı altında bir kart çalışması yaptık. Hatta geçen yıl bu anlamda Türkiye'de pazarlama, kredi kartı pazarlama ödülümü aldı kampüs kart uygulaması. Şu anda Türkiye'deki 30 ayrı üniversitede bu anlamda YKM marka elçilerimiz var, 60 ayrı elçimiz var. Ve toplamda 60 bin adetlik bir kampüs kart sayısına ulaşmış durumdayız. Üniversite gençleri bu kartlardan kullanarak YKM'den bir takım avantajlardan faydalanıyorlar. Onlara öncelikli olarak bir takım promosyonları, kampanyaları bildiriyoruz. Doğum günlerinde ekstra indirimler sağlıyoruz. Bu kartlara puan yükleyerek YKM'den ücretsiz, bedelsiz o puanlarla alışveriş yapmalarına imkan tanıyoruz. Dolayısıyla da baktığınız zaman hani gerek mağaza uygulamaları, gerek teknolojisiyle son derece gelişim gösteren bir şirket YKM. Mağazacılıktan biraz daha farklı. Yani çünkü YKM kendi başına bir marka oluyor. Ayrıca içinde de birçok markayı barındırıyor değil mi? Doğru. Aslında küçük bir alışveriş merkezi. Bütün ihtiyaçlarınızın giderilebileceği bir mağaza çok diyelim doğru. Ya da siz başka bir şekilde mi hitap ediyorsunuz? Doğru. Mağaza diyoruz. Biz YKM olarak baktığınız zaman perakende sektörünü 3 ayrı formatta faaliyet gösteriyoruz. Bir, dediğim gibi bu yabancıların department store dediği çok katlı mağazacılık olarak faaliyetini sürdürüyor. Bu yapı içerisinde baktığınız zaman dediğiniz gibi 0-72 yaş arasında bir ailenin bütün ihtiyaçlarını 11 aylık kategoride sağlayabilir durumdayız mağaza içerisinde. Yani baktığınız zaman bir mağazayı gezdiğiniz zaman kadın reyonu, erkek giyim, ayakkabı, çocuk, baktığınız zaman ev dekorasyon, kozmetik, aklınıza gelecek tüm ürün gruplarında, gıda dışındaki tüm ürün gruplarını rahatlıkla YKM mağaza bulabilirsiniz. Onun dışında bir ayrı formatımız bizim YKM Sport diye spor giyim, bir hayat tarzı anlamında bir rahat giyimin içerisinde bulunduğu farklı formatta bir mağaza konseptimiz daha var. Burada biraz daha hayat tarzı itibariyle daha böyle aktif giyim, rahat giyim ürünlerinin içinde bulunduğu. Bunun dışında çok şık aksesuarların, kozmetik ürünlerinin, çok gündemdeki parfümlerin bile içinde yer aldığı, deniz giyimin,
içinde bulunduğu bir ürün grubu var. Onun dışında da bir de bizim outlet mağazalarımız var. Evet. Toplamda şu anda 10'a ulaştı sayısı ve grup içinde önemli bir ciroya ulaştı gerçekten. Bir de outlet formatında gerçekten markaları baktığınız zaman en az yani çok ciddi boyutta indirimlerle alabildiğiniz, evet, tedarik edebildiğiniz farklı konseptteki bir de outlet mağazalarımız var. Outlet mağazalarında mı franchise'ini veriyorsunuz yoksa onları tabii, siz kendiniz bizim, mi açıyorsunuz? Hayır. Bizim gerek çok katlı mağazacılıkta, gerek sportta, gerekse outlet formatında franchise uygulamamız söz konusu. Evet. Peki bunlar arasında fiyat farkına gerçi fiyatlara birazdan geleceğim. Tamam. Franchising şartlarınızı biraz konuşmak istiyorum. Peki. Ne zaman başladınız franchise vermeye? YKM Türkiye'de ilk franchise uygulamasını, çok katlı mağazada ilk franchise uygulamasını sağlayan şirket. Hı hı. Baktığınız zaman toplamda biz Türkiye'de 19 ayrı şehirde franchise uygulamamız var. Toplamda Türkiye'de baktığınız zaman 23 ayrı mağaza, 24 ayrı mağazada, 23 ayrı mağaza Türkiye'de, Erbil'de de olmak üzere 24 ayrı mağazada faaliyet gösteriyor. Baktığınız zaman YKM'nin 30 yaşında dahi franchise'ları var. Uzun soluklu bir macera gerçekten. Hı hı. Ve penetrasyon anlamında baktığınız zaman Türkiye haritasını önünüze aldığınızda kuzeyde Trabzon, Rize'de bizim franchise'ımızı görürsünüz. Doğu Anadolu'da Kars'ta, Van'da görürsünüz. Güneydoğu Anadolu'da Urfa'da, Mardin'de görürsünüz. Güneyde tabii Antakya, İskenderun, Ege bölgesine baktığınız zaman Balıkesir, Edremit, Ayvalık'ta görürsünüz. İç Anadolu'da, Kayseri'de var. Dolayısıyla Türkiye'de yani franchise anlamında en yaygın çok katlı mağaza uygulaması YKM için geçerli. Toplam 60 tane var dediniz. Toplam 60 mağazadayız. Size evet. Kaç tanesi size ait, kaç tanesi franchise? YKM'nin kendi şirket mağazaları 35 tane. Gelsin. 12 ayrı şehirde faaliyet gösteriyor. Evet. Diğer 25 tanesi franchise tasında. O da çok ciddi bir rakam zaten. Referans alabilmeleri için de çok iyi bir rakam. Geçen yıl 2010 yılında ilk kez yurt dışında bir mağaza açılışı gerçekleşti. Kuzey Irak'ta Erbil'de bir alışveriş merkezi içerisinde. Erbil bu aralar bayağı bir atakta. Bize de talepler geliyor. Doğrudur. Franchise açabiliriz. Orada fuar da düzenlemek istiyorlar. Biz kesinlikle. Türkiye'de franchise fuarı yapıyoruz. Özellikle Erbil'de çok ciddi alışveriş merkezi yatırımları var. Evet. Ve hakikaten hani Türkiye'dekine benzer son derece modern. Evet. Gerçekten en az 50 bin 60 bin metrekare kiralı bir alana sahip çok kapsamlı alışveriş merkezleri yapılıyor. Bayağı bir talep varmış franchise üzerine. Kesinlikle. Bize de bunun yüzden gelmişlerdi zaten. Kesinlikle. Sanırım orada da bir fuar yapacağız biz. Kesinlikle. Türkiye genelinde özellikle böyle franchise vermek istediğiniz işte benim şu şehirde görüşmelerim yok, orada verebilirim dediğiniz şehirler var mı? Tabii. Bizim de şirket olarak, stratejik olarak hedeflediğimiz şehirler var. Hı hı. Var olan lokasyonlarımızın dışında. Örneğin öncelikli şehirler diye bakacak olursanız mesela bizim için Samsun kuzeyde, Karadeniz bölgesinin önemli bir destinasyondur. Evet. Zonguldak önemli bir destinasyondur. Mutlaka bu şehirlerde bu anlamda franchise hani alternatif lokasyonlar olanlar varsa değerlendirebiliriz, gündeme alabiliriz. Evet. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Erzincan bizim için önemli şehirlerdir. Güneydoğu Anadolu bölgemizde Diyarbakır bizim için son derece önemli bir şehirdir. Gerek popülasyonuyla gerekse müşterilerin YKM bilinirliği noktasında görüşmelerimiz devam ediyor, arayışlarımız devam ediyor. Baktığınız zaman Marmara bölgesinin Çanakkale bizim için önemli bir şehir. Ege bölgesinde Manisa, Denizli yine önemli şehirlerden. Hani baktığınız zaman bu şehirlerde ağırlıklı olarak franchise verme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Biz şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık son 3 yıldan beri her yıl gruba yaklaşık 25 bin metrekare ilave yeni kararımız YKM yatırım yapıyor. Ve geçen yıl 2010 yılında toplamda 8 mağaza açılışı gerçekleştirdik. Evet. Yaklaşık her 45 günde bir YKM gerçekten bir mağazayı gruba dahil etti. Bu yılda 2011 yılında da yıl sonuna kadar yine bir en az 10 mağazayı gruba dahil edeceğiz. Yılın ilk çeyreğinde geçen sürede Levent'te Safir Alışveriş Merkezi'nde bir mağaza açılışımız oldu. Yine Merter'de Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde bir mağaza açılışımız oldu. Yakın gelecekte Bolu'da örneğin yeni bir mağaza açılışımız olacak. Yine franchise değil Bolu'daki mi? Franchise olacak. Evet. Onun dışında bu yıl içerisinde Bodrum bizim için önemli bir lokasyon. Bodrum'da yine bir franchise mağazamız olacak yıl sonuna kadar. Son derece önemli bir destinasyon. Bodrum'da kendi franchise, franchise olacak. Evet, orada bir alışveriş merkezi yapılıyor bildiğim kadarıyla. Yapılıyor, doğru. Bodrum'da bu anlamda gerek Turgut Reis tarafı gerekse Konacık tarafı bu anlamda perakenin ciddi gelişim gösterdiği aksardı. Şey sormak istiyorum. Alışveriş merkezlerinde siz kendiniz mi açıyorsunuz yoksa franchise de verebilir misiniz? Tabii. Hiç bu konuda bir ayrım yok. Önemli olan bizim için
o lokasyonun yapısı. Lokasyon bu işte son derece önemli bir unsur kesinlikle. Bir kere. Kesinlikle. Ben onu soracaktım zaten evet, size. Lokasyon çok önemli. Biz genelde strateji olarak hangi bölgelerde franchise, hangi bölgelerde şirket mağazası açılacağını şirket karar veriyor, değerlendiriyor. Burada şu da önemli. Franchise tarafındaki yatırımcının bu konuya ne kadar enteresi olabildiği, ne kadar ilgilendiği, ne kadar zaman ayırabileceği, bu konuda ne kadar oldu. Evet, markayı ne kadar destekleyebileceği son derece önemli unsurlar. Bize Türkiye'nin dört bir tarafından bizim araştırmalarımıza da çıkardığımız yatırımcı oluyor. Aynı zamanda bizim kendi network'ümüzden, sonuçta ykm.com.tr'den bize başvurabilirler. Tabii zaten internet sitelerinde de ekrana evet, geliyor. Evet, oradan rahatlıkla başvuru alıyoruz. Burada biz ne yapıyoruz? Süreç itibariyle baktığımız zaman mutlaka franchise'ın gerçekten bu konuda konsantre olması, enteresi olması önemli. Bu önemli bir yatırım netice itibariyle ve bu yatırımın gerçekten her iki tarafı da mutlu eder hale gelmesi lazım. Çünkü üçüncü tarafta önemli olan müşteri var. Müşterinin bu konudaki konsantrasyonu çok önemli. Yani müşteri gerçekten layığıyla hizmet verebilecek standartların, altyapının, hizmetin sağlanıyor olması lazım. Lokasyon olarak belirlediğiniz kriterleriniz vardır değil mi? Alışveriş merkezi olmak zorunda. Olabilir. Cadde üzeri. Cadde çünkü çok katlı bir mağaza. Doğru. Hani öyle ara sokaklarda yapılabilecek bir franchise değil. Çok doğru. O yüzden ana caddeler olabilir. Örnek veriyorum Bağdat Caddesi sanırım, Etiler Nispetiye Caddesi gibi. Evet. Böyle bizim daha çok işlek caddeler. Şöyle değerlendirebilirsiniz. Örneğin franchise statüsünde bir yapıda iki katta 2000-2500 metrekarelik mağazalar son derece uygun. Zira işte konuşmamızın başında da bahsettik. Bir çok katlı mağazanın içerisinde en az 10 ayrı departman, 10 ayrı ürün grubu bulundurmak zorundasınız. Dolayısıyla belirli bir standart metrekareyi mutlaka oluşturması gerekiyor. Evet. Toplamda 2000-2500 metrekareler, hele bu iki katta yapılabilirse veya tek katta olabilirse, bu tabii ki öncelikli tercih. Gelinen yapı itibariyle tüketiciler daha çok bütün ihtiyaçlarını karşılayabildikleri alışveriş merkezlerini tercih ediyorlar. Şunu sormak istiyorum. YKM'nin franchise'ini aldım. Evet. Örnek veriyorum, Safir'deki içinde bulunan bütün markalar orada bulunmak zorunda mı? Yoksa istediği markayı seçebiliyor mu franchise, ya da sizin işte bu markalar bu mağazanın içinde olmak zorunda diyor mu? Şöyle değerlendirin. Normalde biz yapı itibariyle lokasyona karar verdikten sonra metrekaresi belli. Bir fizibilite yapıyoruz öncelikle. Evet. Yatırımcıyla görüşüyoruz. Yatırımcıyı değerlendiriyoruz. YKM'nin standartlarını konuşuyoruz. Bununla ilgili bir mutabakat sağladıktan sonra açılış sürecini tamamen YKM organize ediyor. YKM koordine ediyor. Dolayısıyla bu hani YKM'nin bu 60 yıllık tecrübesiyle, bakış açısıyla biz lokasyonu, marketi inceliyoruz öncelikle. Bir, orada YKM'nin hakikaten müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hangi ürün grupları bulunması gerekir, hangi markalar bulunması gerekir, pazarda bu anlamda rakip alternatifleri nelerdir, müşterinin beklentileri, müşterinin talepleri nelerdir. Çünkü takdir edersiniz ki perakende de şöyle bir unsur var, bölgesel farklılıklar devreye, iklimsel farklılıklar devreye girebiliyor, rakiplerin durumu devreye girebiliyor, pazarda öncelikler devreye girebiliyor. Dolayısıyla biz bu anlamda öncelikle marketi inceliyoruz, lokasyonu inceliyoruz. Ona göre de bir YKM olarak bir marka mix'i belirliyoruz. Buradaki öncelikle tabii ki yatırımcının ya da marketin bu konudaki öngörülerini de alıyoruz, değerlendiriyoruz. Müşterinin bu konudaki alışkanlıklarını gözlemliyoruz, değerlendiriyoruz. Ve onun üzerine de o mağaza için öncelikli olarak bir marka mix'i biz belirliyoruz. YKM olarak yani tam anlamıyla franchise veriyorsunuz. Franchise alan kişi ceketini alıp geliyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Çok doğru. Değil çok mi? Doğru. Önemli, bizim orada yatırımcıdan beklentimiz ve arzumuz gerçekten işe konsantre olması, dört elle sarılması. Ama şöyle söyleyebilirim. Biz YKM olarak bir kere tamamen kategori yönetimi yapan bir şirketiz. Evet. Dolayısıyla şirketimizin bütün birimleri, yani satış, satın alma, insan kaynakları, teknolojik altyapı anlamında bütün birimleri o mağazanın gerçekten müşteriye olması gereken hizmet standartını sağlaması noktasında servis verirler. Evet. Gereken bütün takip ve koordinasyon YKM'nin merkezi birimleri tarafından sağlanır. Dolayısıyla da burada bizim beklentimiz hakikaten müşteriye yatırımcı kanadında gerekli takibin, kontrolün sağlanması, ilginin ve hizmetin verilmesidir. Personel eğitimi nasıl veriyorsunuz? Yani veriyor musunuz? Tabii tabii tabii. Açılış sürecinde tüm personel alımlarını yine bizzat bizim insan kaynakları departmanımız yürütür. Çok güzel. Gerek alım süreci, gerek adayların değerlendirilmesi, adayların eliminasyonu ve birebir görüşmenin yapılması, adayların tespitinden sonra işe alımların gerçekleştiği süreçte bütün oryantasyon eğitimleri bizzat bizim tarafımızdan sağlanır. Gerek mağaza müdürü olsun, gerekse diğer bütün satış ve satış dışındaki kadroların değerlendirilmesi, eliminasyonu, işe alınması ve oryantasyon eğitimleri YKM insan kaynakları departmanında. Bu sizin markanız için de çok önemli tabii elbette, ki. Elbette. Dolayısıyla
aynı süreçler YKM'nin herhangi bir lokasyondaki uygulamaların tamamı o tek düze imaj gereği yeni açılan bir lokasyon içinde birebir geçerli olur. Hı hı. Denetimi nasıl sağlıyorsunuz? Yani franchise'ı verdiniz. Evet. Bütün işleriniz bitti, artık evet. Teslim ettiniz. Bundan sonraki takip nasıl oluyor? Bir denetim grubunuz var mı? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Elbette, tabii. Bir kere şu kesin ki bu ölçekteki uygulamalarda artık teknoloji devreye giriyor. Hı hı. Dolayısıyla YKM'nin tüm mağazaları online olarak bir şekilde merkezi olarak takip ve kontrol edilebilir durumdadır. Evet. Tüm satış bilgileri, tüm stok bilgileri, tüm uygulamalar YKM merkezinden an be an online takip edilir. Hı hı. Mutlaka kontrol edilir, denetlenir, takip edilir. Onun dışında operasyon olarak yaptığımız denetimler vardır. Bu anlamda temel hedef YKM'nin öngördüğü prosedürlerin, süreçlerin tamamen birebir mağaza bazında da uygulanıyor olmasıdır. Hı hı. Bu anlamda periyodik takipler yapılır, kontroller yapılır. Hı hı. Arkadaşlara bu konuda gerekli eğitimler verilir. Ve standartların korunması anlamında periyodik de denetimler yapılarak burada bir hata var mı? Evet. Hata varsa bunlar nasıl giderilebilir? Nasıl önlem alınabilir? Nasıl iyileştirilebilir noktasında merkez olarak da periyodik ziyaretler yapılır. Bu konuda gerekli bilgilendirmeler ve eğitimler verilir. Anladım. Bedellerinizden bahsedelim. Peki. İsim hakkı bedeli alıyor musunuz? Alıyorsanız evet. Ne kadar alıyorsunuz? Bir genel bir ciro bedeli vardır. Evet. Toplam ne kadar bir bedel gerekir? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi şöyle değerlendirin. Çok katlı mağazacılık gerçekten keyifli bir iş. Hı hı. Ve cirosal büyüklüğü önemli bir iş. Tabii. Baktığınız zaman biz genelde franchise anlaşması noktasında en az 5 yıllık, 10 yıllık kontratlar yaparız. O göze bakarız. Ve arzumuz, isteğimiz bir yatırım yapıldıktan sonra bu yatırımın geri dönüşünü hiç olmazsa yaptığımız fizibilitelerde hep bunu yatırımcı adına yaparız bu fizibiliteleri. Hı. En az 3 yıllık süreçte de bu yatırımın geri dönüşünün sağlanmasını arzu ederiz. Evet. Dolayısıyla bir 10 yıllık sözleşmeyi değerlendirirseniz, 3. yılda yatırımın geri dönüşü elde ederseniz kalan 7 yıllık sürede de hakikaten çok ciddi boyutta bir getiri elde etme imkanı vardır. O gözle baktığınız zaman bizim metrekare ciro hedeflerimiz vardır. Lokasyon bunlara haizse, sağlayabiliyorsa, yani o gözle baktığınızda son derece önemli rakamları konuşuyoruz. Bu kapsama bakarsanız Türkiye'deki bir franchise, YKM franchise'ı sahibi olmak için başlangıçta 100 bin dolardır bizim öngörülen başlangıç ücreti. Evet. Ondan sonraki süreçte de yaklaşık %7,5 ile 10 arasında değişen, yani ortalaması %7,5'a gelen ve malı maliyetine yansıtılan bir royalty bedelimiz var. Evet. Yani bir franchise komisyonu uyguluyoruz. Evet. Ama başlangıç ücretimiz 100 bin dolardır. Sonrasında bir malı maliyetine yansıtılmış dediğim gibi bir franchise komisyonu var. 3 yıl içinde mi geri dönüş başlar diyorsunuz? Hani kazanç hedef o, evet, evet. İdeali yani 24 ayın sonunda eğer dönebiliyorsa yaptığınız yatırımın evet. Bedelini 2. yılın, 3. yılın sonunda çıkartabiliyorsanız gerçekten lokasyon ve şartlar olumlu demektir. Zaten bir markanın franchise'ini alarak müşterisini de satın almak elbette, oluyor elbette, bir yerde. Elbette. Siz sonuçta Levent'teki mağazada atıyorum yoksa Cevahir'deki mağazaya yönlendirebiliyorsunuz sanırım. Tabii. Zaten baktığınız zaman yani şirketin kurumsal kimliği gereği yaptığınız bütün reklamlar, bütün uygulamalar Türkiye genelindeki uygulamaları ifade ediyor. Dolayısıyla yani mağaza startı verdiği anda ilk gün itibariyle gerek marka bilgisi, müşterinin marka bilgisi ve algısı, gerekse ürün miksi, ürün yapısı, dekorasyonun konsepti itibariyle bir kere müşteriniz hazır ve yani bu anlamda dediğim gibi yılda 40 milyon ziyaretçinin ziyaret ettiği bir markadan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada haklı bir güven ve şey de var, ilgi de var. Dolayısıyla o sadakatin gereği YKM bayiline sahip olduğunuz anda bu know-how'u birebir aynı anda elde etmiş oluyorsunuz. Evet, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İzleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İşin franchise tarafı itibariyle şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu anlamda Türkiye'de hani penetrasyon anlamında en yaygın şirket olarak biz gerçekten franchise'larımızdan çok memnunuz. YKM'nin gelişimi itibariyle her dönemde bir iyileşme, bir gelişme söz konusu. Bundan büyük keyif alıyoruz. Dolayısıyla her geçen dönemde franchise başvurularının sayısı giderek artıyor. Hmm. Ben gerçekten bütün bu anlamdaki yatırımcılara YKM franchise sahibi olmanın salık veririm, tavsiye ederim. Umuyorum ki en kısa zamanda bu anlamda şirketin öngörü hedeflerinin dışında daha fazla sayıda başvuru alırız
ve Türkiye'nin tüm vilayetlerinde YKM bayrağını bu anlamda dalgalandırıyor oluruz. Hiç şüphem yok. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün YKM mağazacılığı konuk ettik. Türkiye mağazacılık sektöründe en önemli markalardan biri. Kendilerinden daha detaylı bilgi almak isterseniz ekranda bulunan telefon numaralarından ve web adreslerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.